Galatasaray ile birlikte programı başlatalım. Bu arada hatırlatalım. Twitter üzerinden X artık yeni adıyla X üzerinden spor gündemi etiketiyle varsa soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Konuştuğumuz konularla ilgili Galatasaray ilk konuşacağımız mücadele. Galatasaray'a da Nedim Hocam sizinle başlayalım. Riga deplasmanında sarı kırmızılar derbinin rüzgarıyla performansını izlerken bir anda bu haftaki 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa beraberliği ve onun sonrasında Okan Hoca'nın tercihleri tartışılırken şimdi Liga deplasmanı. Bir kaza beklenmiyor bu 90 dakikadan ama sizin yorumlarınız nasıl nasıl bir 90 dakika nasıl bir oyun öngörüyorsunuz? E, tabii ki derbiden sonra Kasımpaşa maçı ki Kasımpaşa bu ligde hep söylerim hemen her takıma gol pozisyona girecek ve atabilecek bir takım. Burada tabii Galatasaray'ın 3-0'dan 3-3'e gelirken ki oyununu, tercihlerini konuşurken Kasımpaşa'nın da performansını da e, hakkını vermek lazım. Hı hı. Ama bundan muhakkak bir ders e, çıkartacak da Galatasaray takımı ki Avrupa'yı e, ligden ayrı tutmak e, zorunda olduğunu oyuncular da biliyor. Bence o konuda da e, Galatasaray camiası da. Yani burası e, böyle giderken e, rakibinden 3 puan önde e, giderken e, Avrupa'da göreci olarak az evvel hep beraber aynı fikirde olduğumuz e, diğer rakiplerine göre 3 puan alma ihtimali daha yüksek olan bir rakiple Letonya'da, galiba Letonya takımıyla da ilk kez mi Evet karşılaşıyor? Böyle bir not da vardı. Ben e, tabii bu eşleşmede daha doğrusu gruplar belirlenirken ufak ufak takımlara göz attığımda, işte kağıt üzerinde e, en zayıf olanı e, Riga takımının olduğunu hepimiz gibi ben de tespit etmiştim ama bir avantajımız var şu dönemde. Biz genelde bu tür takımlarla sezonu aç, yeni açtığımızda böyle ön karşılaşıyorduk. Şimdi artık ritim mi bulmuş bir Galatasaray var. Ya da böyle bir takımda hangi takımımız oynasa şu an Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Ee, bir süre tabii dayanacaktır. Buradaki onların savunmadaki pozisyon şansları belki ne kadar yardım eder bilmiyorum. Muhakkak bir ortaya direnç koyacaklardır. Kapalı veya kapanan savunmaları Açmak zaman zaman e, takımlarımız için, için zorlanabiliyor ama onların topu kaptıktan sonra yapacakları çok fazla seçenek olduğunu düşünmediğim için yani e, atakta atamadığımız zaman golü tekrar kapıp tekrar atak deneyeceğimiz bir maç hayal ediyorum kafamda. Hı hı. E, tabi burada Osimen yok, e, Osimen çok önemli bir oyuncu ama Galatasaray'ın oyun planı içinde çok önemli bir oyuncu haline geldi çok kısa süre içerisinde. Osman e, bu arada bu hafta sonu oynayabilecek seviyede. hasta bir durumu var ama evet. hafta sonu riske atılır mı? Bu bir soru işareti. Sonra da milli maç arası var. Belki milli takımında da değerlendirilebilir ama milli takım arasından sonra sağda kesin olacak evet. gibi gözüküyor. E, maçta da zaten ma maçtan sonra da hani önlem olarak çıktığı ile ilgili ki Doğru bir hareket yapmış. Şimdi Icardi fiziksel olarak 90 dakikalarda henüz çıktı mı? Ondan emin değilim. Çünkü bir 10 15 dakika oynadıktan sonra ee, uzun bir süreydi Kasımpaşa maçı bence onun için. Ee, bu kısa sürede bunu ne kadar halletti bilmiyorum ama çok verimli bir 50-60 dakika oynayacağına eminim. Ee, Icardi'ye de burada top getirirseniz e, bu savunmaya karşı muhakkak gol ya attıracaktır ki Icardi'nin asist özelliği de çok fazla ya da attıracaktır. Ee, Yunus'un böyle maçlarda çok önem kazandığını bir kez daha söyleyebiliriz. Çünkü Yunus bir iç orta saha gibi e, rakibin planlarını bozan bir topla buluşması, blok arası buluşmasıyla çok katkı yaptı takıma. E, Kasımpaşa maçında aslında oyundan çıktıktan sonra çok üst üste e, eforlu maçlar oynadı. E, çıkması gayet doğal ama işte yerine Mertens gibi bir oyuncunun performansının yetersizliği o gün için belki maçı buralara getirdi. Ya da getiren sebeplerden biriydi. E, Barış Alper'in son haftalarda 2-3-4 haftadır aslında kuvvetli bir oyunu izlemiyoruz. Ama bir şekilde skorları etki ettiği için çok belki gözle görülmedi ama böyle bir rakibe karşı Barış da artık bir kendini tekrardan bir toparlama maçı yaparsa dediğim gibi çok pozisyonu bol bir maç inşallah golü de Galatasaray adına bol bir maç olur. Ümid ediyorum. Abdullah Hocam sizin Galatasaray Riga maç öncesi yorumunuz nedir acaba? Ya tabii ben topun Galatasaray'da olduğu bir oyunu hayal ediyorum ki böyle olacaktır. Burada iki tane bence sıkıntı var. Bunu bazen amirli takım düzeyinde de yaşadık. E, maçı maç anında düşünmek, önceden düşünmemek ki Galatasaray bence bu hataya tecrübesiyle falan kesinlikle düşmeyecektir. İkincisi burada gol çok belirleyici olacaktır. Yani golün dakikası çok önemli. Çünkü e, rakip herhalde 30. maçını falan oynuyor. Yani Bu sezon tabii, mümkün yükünü bir, almış vaziyette. Muhtemelen 5-6 hafta sonra da orada lig bitecek. Hava şartlarından dolayı. E, Galatasaray favori. E, oyunun özellikle büyük bir süre olarak bir dar alanda oynanacağını tahmin ediyorum. İşte bu alanda da meziyetli oyunculara ihtiyaç var. İşte hocamın söylediği gibi Icardi bunlardan bir tanesi. Yunus bu işi yapabilir, çözebilir. Ki o özelliği var. Barış keza e, ikinci direkt koşullarını iyi yapıyor. Orada skor üretebilir veya pozisyon üretebilir. Artı tabii ortası artı beklerin katkısıyla e, Galatasaray dediğim gibi bu maçın favorisi. Kazanacaktır muhtemelen. Çünkü neden? Bir de şöyle bir önemli tarafı var. Bence bu birlik usulü oynandığı için atılan bir golün bile 8 maç sonrası önemini göreceğiz. Evet. Bence tabii bu şu çok... Anda puan da öngörülemiyor. Tabii tabii. Kaçman, yani ilk kez organizasyon olduğu için ne olacağını hakikaten biz de denemli yaşayarak öğreneceğiz. Onun için Galatasaray eğer skoru bulabilirse maçın başında mutlaka bunun arttırma yollarına da gitmek zorunda ki dediğim gibi yani 8 maç sonra 8'de mi olacağız, 16'da mı devam edeceğiz yoksa 24'te mi olacağız? Bunların belirlenmesinde skor da çok önemli. Tabi puanlar da çok önemli. E, Muhtemel 11'de e, ekranda bu arada ileride Icardi'yi beklerken kanatlarda Yunus ve Barış yani özellikle Yunus bence bayağı form ve Okan hocanın, Okan hocanın verdiği şansı bayağı iyi değerlendirdi iyi de devam ediyor artı hafta sonu açıklanacak olan milli takım için düşünülebilir mi geniş kadroda bence olabilir Yakobs hı hı. E, geldiğinden beri iyi oynuyor bence o tarafa ee, uzun zaman sonra Galatasaray gözü kapalı bir oyuncuya teslim etti. Ee, Sanchez'in oynaması bence her zaman dile getiriyorum. Çok önemli Galatasaray'ın takım boyu konusunda. Ee, Günay zaten tecrübeli. Mecbu, yani Musteri olmadığı zaman şunu dedittirmiyor en azından. Ya ben de burada varım. muster olmazsa bana da güvenebilirsinizi dedi. Özellikle ilk oynanan Pauk maçında... Oyunun bir sıfıra gelmesini engelledi. Bence o maçlarda kritik hamleler var. Onlardan bir tanesini yaptı. Takımı sağda tuttu, oyunda Kesinlikle. tuttu. Kesinlikle. Onun için Galatasaray favori. Ne olabilir? Rakip kapanacaktır, direnci artacaktır. Burada atak devamlılığını sağlamak lazım. Adam evet. eksiltmek lazım. Oyunun yönünü değiştirmek lazım. Hı hı. Şut <laughs> atmak hı. lazım ki hava şartlarının muhtemelen kaygan olacağını, sahanın kaygan olacağını ki Galatasaray'da o konuda da özellikle Sara başta olmak üzere bayağı oyuncusu var. Ee, ben, zemin ama bu arada suni içim değil. Yok yok. O milli, önemli mesele. Milli maçları, milli maçları oynadığı stat. Evet. Yani ben, normalde bu coğrafyada çok fazla suni içimler görüyoruz. Ve takımlarımızı zorluyor. Oluyor, Neyse ki en azından bu zemin <laughs> o değil. Bence avantaj o da. Artı onu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi daha kötü şartlarda zaman geldiği zaman da oynayabilirdik. Ama uygun bence süre olarak. Galatasaray formda bir tane kaza yaşadı Kasımpaşa maçında ama ben 2'de iki yapıp Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyorum.